Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Yine çiftlikteyiz. Klasik bir pazar. Hayvanlarımızı yemleyeceğiz. Bugün bayağı işlerimiz var. Havuzun olduğu yere kapalı bir alan yapmayı planlıyorum. Onun dışında birkaç tane ördek keseceğiz. Sonrasında kuluçka makinesine yumurta vermiştik. Muhtemelen onları kontrol etmeye gideriz. Böyle biraz işler yapacağız bakalım. İşler yaparken sizlere de video çekeceğim. Buyurun videoya geçelim. Şimdi şunlar görüyorsunuz, acıkmışlar, nasıl bekliyorlar beni. Kazlar da aynı şekilde oradalar. Muhtemelen ben bunları şu an karşıya götüreceğim. Evin önüne otlatmaya. Orada birazcık otlasınlar, kendilerine gelsinler tabii. Yeşillik bayağıdır yiyemiyorlar. Gerçi geçen hafta kireye çok fazlasıyla atmıştık. Bahçeyi bitmiştik, izlemişsinizdir. Onları yemişler. Biz yine de bugün karşıya götürelim. Otlasınlar, buyurun geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi karşıya götürüyorum bunları. Tabii şu Amerikan ördeklerini götürmek çok zor oluyor. Bu eşekler hiç gitmek istemiyorlar. Haydi. Hadi bakayım, hadi. Haydi koç. Bu da zor yürüyor, kocam olmuş. Bunu da keseriz. Yürü, yürü, nereye gidiyorsun? Haydi bakayım. Haydi. Hayır bak, kazlar ördekler yolları biliyor. Şu Amerikan ördeklerini göstermek zulüm ya. Yürü kızım, yürü. Hadi. Bakın kazlar olaya direkt dalıyorlar. Hadi küçüğüm, hadi. Heh, şöyle ya. Bayılırlar buraya. Hemen otlamaya başladı arkadaşlar kazlar. Bayılıyorlar yani bu işe. Şöyle yakınlaştırayım görün. Bunlar burada otlasınlar, kendinden doysunlar. Biz de arka taraftaki işlere geçelim. Zombi, ne yapıyorsun oğlum? He? Ne yapıyorsun? Hadi gel bakalım, gel. Gel gidelim. Acıktın mı sen? He? Sen acıktın mı bakayım, gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel, gel 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 gel. Oy. Seni de doyuralım. Gel bakayım. Gel. Gel hadi. Öteki de sokak kedisi arkadaşlar. O da zombiyle beraber karnını doyuruyor burada. Gel. Gel bakayım, gel. Şurada birazcık... Şu muydu ki o ya? Yok. Evet şu. Ben dün bunlara burada yemek artığı vardı. Al git bakayım hadi. Evet zombi, yesen oğlum. Bak aldı gidiyor, gördün mü? Sen yesem mi yemesem mi acaba, he? Yesem mi yemesem mi? Al ben sana vereyim, al. İlla atacağım arkadaşlar, böyle hiç tabaktan şey yapmaz. Kaptan yemez.
Ah sana et vereyim bak. Ah bunları da vereyim. Bak ah. Ah. Bunları yesin bu arkadaşlar. Diğer hayvanlara doyuralım biz de. Evet arkadaşlar. Civcivler de çok acıkmış. Çok mu acıktınız size? Çok mu acıktınız? Şöyle ekmek vereyim mi? Anası görürüz hemen yavrularına ayıklıyor. Neyse çok yemeğin dokunur. Al sen. Sen bunlardan ye al. Ya koçum yavruların yemi var zaten sen ye sen. Dur. Şuna yem koyacağım. Bak elime gagat mı döverim. O yem neredeydi? Su muydu ki o ya? Gerçi doğru diğeri bitmiştir. Şuradan. Şunun altına koyayım bunu. Bunlar da yesin arkadaşlar. Bunlar da kocaman oldular. Görüyorsunuz kel türkenlerimiz var. Şöyle çok değişik çizgi türken çıkacak görüyor musunuz? Neydi bu? Cinsi. Dilimin ucunda hatırlayamadım şimdi. Vallahi hatırlayamadım cidden ha. He Plymouth. Plymouth olacak herhalde o. Bunlar da büyüdüler kocaman oldular arkadaşlar. Plymouth olacak dediğim için. Değil mi? Evet arkadaşlar. Bunları da bugün dışarı çıkaracağım. Bunlardan bir türlü yumurta alamadık bir de. Yıkansınlar. Gel. Gel. Çıksınlar. Heh, çıkın şuradan. Lan çık. Arkadaşlar bakın nasıl sevindiler. Tavara uçarak gittiler yani. Tabii ben bunları var ya şöyle havuza doğru kovalayayım. Hadi bakayım. Şşt. Oğlum buradan. Yürü. Şöyle belki de havuzun yolunu biliyor bunlar. Yoo bilmezler. Nereden bilsinler. Hadi yürü. Yürü bakayım. Daha var ya bunlar orada yıkansınlar. Ben şurayı kapatacağım. Şurayı bir kapatayım ben. Oraya da yem döktüm. Yesinler, yıkansınlar bir de güzelce. Onlar orada dursun. Gel bakayım.
Hadi bakalım yiyin. Evet arkadaşlar, bunları da yemledik. Asi seni. Sularını değiştirdik şimdi. Aa, pislik sökümü sürdürelim abi. Pislik falan yok. Oğlum, bir kafayı mı yedin? Oradan su içmeye başladılar arkadaşlar. Ama bunlar bayağı sular öncükler yazık. Ne oldu? Daha yukarıdan aşağı atlamaya çalışıyor. Bunlar yesinler. Ben şu sularını değiştireyim şunları. Var ya delirtiyor can beni. Evet arkadaşlar, yemler falan bu kısım bitti. Şu erkek ördeğimizi keseceğiz bugün. Buraya diğer kahverengilerden koyacağım. Bu onların babası. Yeni yetişmeler, onlar da çiftleşmeye başladılar. Artık bu kahverengi yavrularını çıkardı, biliyorsunuz kısa video olarak paylaşmıştım. 8 tane yavrusu çıktı, 2 tanesini ezmiş. 3 tane yumurta da çıkmadı. Yumurtanın içinde ölmüşler. Onları sonradan eklemiştik. Bilmiyorum yani, çıkamadılar onlar. Şimdi bu kahverengiyle tekrar şimdi Amerikan ördeği yavrusu alacağız. Pompon yumurtası koymuştuk. Onlardan 8 tane çıktı. Onların 4 tane, hatta kaç tanesi? 3 tanesi normaldi. 5 tanesi pompondu. Kuzenime verdim onları. Bir pompon, bir de 3 tane normal olanları kuzenime verdim. Şu an bizde sadece 4 tane pompon yavrusu var. Onlar da evdeler. Onları da gösteririm. Şimdi bu erkek ördeğimizi keseceğiz. Misafirlerimiz var akşama. Güzel bir fırın ördek olacak. İftara gelecekler. Onları bugün fırında ördek var. Sonra bir de şimdi şurada ettiklerimiz de büyüdü tabii arkadaşlar. Şurada 4 tane de etliğimizi ayırdım ben. 4 tane de etlik keseceğim. Onlar da artık önümüzdeki iftarlarda annem kullanacak. Yani geçen hafta da kesmiştim ben 2 tane de. Bu hafta da 4 tane keseriz. Şunlar ayırdıklarım. Şöyle bayağı büyüdüler yani.
Ya bunlar böyle büyükken iki tane kaybettik. Biri bu hafta içinde, biri de geçen hafta. Birer tane böyle büyükken öldüler. Niye öldüler? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Onları kaybettik. Şimdi ben bunları temizleyeceğim. Keseceğim ve temizleyeceğim. İşte bunları keserken temizlerken video çeker miyim? Bilemedim yani şu an. Belki çekmem arkadaşlar. Çekersem izlersiniz zaten. Şimdi ben onları temizlemeye geçiyorum. Evet arkadaşlar, tavukları temizledim şimdi. Şöyle göstereyim. Kocaman oldular yani maşallah. Tavukları temizledik. Kazı da tencereye koyduk. Ördeği kesmedim tabii. Daha kaz daha önceden kesmiştim. Yani bu akşam kaz da var. Ördek de var. Onu da burada ateş yaktık. Koyduk. Bu da burada pişecek kazımızda. Akşama güzel bir fırında kaz ve ördek var yani. Daha önce söylemiştim yani o ördeği de keseceğim. Bunları da bu şekilde hallettik. Şimdi diğer işlere geçebiliriz. Evet arkadaşlar, pomponlar evdeydi biliyorsunuz. Şimdi ben onları arkaya getirdim. Tabii nereye koysam bilemedim. Bu tavuğu buradan çıkartmayı düşündüm. Şuraya boşaltmayı düşündüm. Bilmiyorum, daha karar vermedim tabii ona. Ama şimdilik tek bildiğim şey şunun içine koyacağım. Kapağını bir açayım ben bir. Hadi bakayım. Bence şimdilik burada durabilirler yani arkadaşlar. Şuradan da şöyle göstereyim. Şimdilik burada dursunlar. Daha sonra ben bunları ayar çekeceğim. Şimdi ben bunları şu suluğa, şuna bir su koyayım onlara. Evdeyken çok su veremiyordu çünkü görüyorsunuz kutuyu nasıl hale getirdiler. Bir haftadır evdelerdi. Diğer 3 tane yumurta da çıkmadı, ölmüşler. Bilemedim. Bunlar şu an böyle şimdiki pomponlarımız. İlk defa edindik yani yavru. İnşallah bundan sonra da devamı gelecek. Tabii kuluçka makinesine de gönderdik yumurta ama ne çıkar bilmiyorum. Hayırlısı artık. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik buradalar. Ben şimdi bunları sularını doldurayım. Evet arkadaşlar. İşleri bitirdik bayağı. Şimdi pomponların oradaki yeşilbaş ördeği aldım. Onu da artık buraya salacağım. Onu da buraya saldım şimdi. Bu da artık karışık sürüde. Çünkü beyaz ve kahverenginin tonlarında pompon alırsak daha güzel olur. Böyle siyah pompon biraz yani koyu renk farklı olur. Hemen yıkanmaya başladı zaten. Şimdi bir de arkadaşlar şurayı da yaptım. Ya bunu yaparken video çekemedim çünkü çok posta şeyler yaptım. Gittim geldim. Tabii bunu böyle emaneten yaptım. Buraya kümes yapılacak. Ama şu an için bunları buraya getirmem gerekiyordu. Şimdi bunlar hepsi buraya geldiler. Buraya fallıkları da koydum. Hem kazlar için büyük olan hem de kazlar gerçi şu küçük olanı yumurtlamayı seviyorlar. Hem ördekler için hem kazlar için folluk da bıraktım. Şimdi artık buradalar. Çünkü bu alanı tavuklara salma alanı olarak kullanacağız. Hem otlar çıksın, hem yeşillensin, hem de şu daha çok çamur ettikleri için o yüzden burayı kapattık artık onları, kendi alanlarını. Bakın yeşilbaşlar birbirlerine kur yapıyorlar. Bu ördeğin de benim ayakları çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Böyle damat çalı gibi ayakları çok hoş.
Burayı da bu şekilde hallettik. Tabii çingene çadırı gibi oldu diyorum ben. Orası ayrı konu. Ama şimdilik emaneten böyle yapmak zorunda kaldık yani. Tamam, sakin olun. Tavukları da bugün saldım çünkü bu alan çok dar. Uzun zamandır kapalı oldukları için hayvanlar yürümeyi daha iyi unutmuşlar yani. Böyle biraz zorlandılar. Onlar da buradalar. Bizim kara kız. O da buraya ayak uydurdu, görüyorsunuz. Bu arkadaşlar da bugün yıkandılar. Görüyorsunuz, tertemiz oldular. 2+1. Ve hala yumurtlamaya başlamadılar arkadaşlar bunlar. Neden bilmiyorum. Çiftleşiyorlar ama yumurta yok. Bunları da böyle eş yaptık. Diğer kahverengiyi bu dişiyle buraya birleştirdim artık. Bunlar da buradalar. Çünkü artık kahverengi yavru da almak lazım yani, değil mi? Bunu getirdim. Yani bu daha böyle güzel duruyordu arkadaşlar. Diğeri karışık sürünün içinde. Bu dişi de artık yatmıyor tabii. Bunların ikisi böyle eşledik. Daha iyi oldu. Şu da var. Onların ikisi kardeş zaten. Bunu burada bıraktım. Bu tabii yıkandığı için şu an böyle. Bu babasına benziyor, aynı. Ama bir tık daha bu böyle kuyruk tarafına doğru açık kahve gibi oluyor. O yüzden bu daha iyi olur diye düşündüm. Gerçi bunlar da rengi mi açılıyor ne, güneşten şey oldu yani. Bak, diğer erkek de öyle. Bunu bugün kesecektim, kesemedim. Maalesef. Sadece kazı pişirebildik misafirlere. Bunu da başka zaman, annem yeterli dedi o. Hadi çık, tamam. Sen buradan çık. Sen artık dışarıdasın. Hadi. Bu artık dışarıda arkadaşlar. Şunları yerine kapatabiliriz. Bugün gezdiler bayağı. Yıkandılar. Hadi bakayım. Haydi. Yani bunlar da yerlerinde kalsınlar artık arkadaşlar. O şeylerine ot getiririm, folluklarına. Bu da artık dışarıda bir hafta daha. Müsaade. Şu tavuğumuzu topallıyor. Neyi var bilmiyorum. Muhtemelen yukarıki dünekten şişlik falan da yok ayağında. Muhtemelen burkuldu. Çünkü yukarıdaki düneğe şuradan aşağıya atlıyor arkadaşlar. Öyle olunca da şey oldu. Bak, daha geçen gün temizledik. Yine dolmuş. Haftayı temizleriz bunu arkadaşlar. Şuraya bir tane daha folluk koydum arkadaşlar. Sonra bir tane çim sepeti vardı. Onu da buraya folluk getirdim. Artık onların içine yaparlar. Bu da guruk olmuş. Bilmiyorum, onu da bu akşam yatırır mıyım? Bakacağız. Ay. Böyle yani arkadaşlar. Bugün böyle geçti. Çok bir şey yapamadım yani aslında. Bir sürü planlarım vardı. Bugün yine bu şekilde geçti. Bakın nasıl kuru yapıyorlar birbirlerini. Hiç anlaşamıyorlar var ya, hiç. Ne oldu, sen erkek mi oldun? He? Hiç sesi çıkmıyordu. Dişinin yanına gelince bu kahverengi sesi çıkmaya başladı. Lavenderimiz ona kuru yapıyor, kafa tutuyor. Tamam, bundan sonra artık tamam, senin iki tane var, senin bir tane var. Güzel güzel şey yapın yani. Aslında bunları buraya, onları buraya mı alsam ki? Neyse. Bu hafta da dursunlar. Bu şekilde arkadaşlar. Günümüzü tamamladık. Videoyu inşallah beğenirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı, güzel yorumlarınızı bizlerden eksik etmeyin. Allah'a emanet olun.
Görüşmek üzere.